Dostlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft Hardcore Survival'da Vegetarian Challenge'ına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son el emeği, göz nuru, saf direk, nasıl ifade etsem, bir halta yaramaz bir yumurta çiftliği yapmaya çalışmıştık. Yani otomatik yumurta üretim yeri mi? Nasıl telaffuz edebilirim bilmiyorum orayı. Öyle bir şey yapmaya çalıştık ama işlemiyor gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü 15 yumurtadan sadece bir tavuk çıktı abi bana. Ya bu da benim şansım herhalde. 15'te 1 abi. 15'te 1 ya. Ben bu kadar hani bu derece bir şanssız olduğumu bilmiyordum ya. Hocam bu arada oyuna yeni girdim. Kasıyor kusura bakmayın. Şu an bak bir FPS düştü. Çıkar tekrar abi çıkar. Şöyle bir sağa sola şey yapalım, yalpalayalım. Ben normalde hemen kaydı açmıyordum böyle. Birazcık bir 10-15 dakika oyalanıyordum. Kendine geliyordu makine de. Şimdi direkt kaydı açtım. Sadece bir tane vardı galiba arkadaşlar tavuğumuz. O da büyük bile değildi. Merhaba canımın içi. Gidelim birkaç yumurta daha toplayalım. Yani en azından zaten hani tavuklar yakın mekanda abi. Birkaç yumurta daha toplayalım. Oradaki tavuk sayısı falan 2 olduğunda olaylara yavaş yavaş halletmeye başlarız. Hani burayı sadece yumurtayla bu tavuk çiftliğini genişletmemiz imkansız abi. Ne yapacağız? Burada 2 tane tavuk olduğunda ve onlar büyümeye başladığında, hatta şimdi şu suyu keselim çünkü bu suyun hiçbir anlamı yok abi. Ama tavuğun buradan gitmesini engellemek amacıyla aşağı bir hal slab döşeyelim. Öyle bir şeyler yapalım hocam ya. Bir saniye. Bir saniye, bir de bir şeye daha bakacağım ben. Bu tavuğun gelip buradan buraya sıçrama ihtimali var mı? Hiç zannetmiyorum. Öyle bir ihtimal olduğunu yani. Şurayı tekrar kapatabilir miyiz hocam? Teşekkür ederim. Öyle bir ihtimal olduğunu hiç zannetmiyorum ben ya. Neyse şu aşağı hal slabları döşeyelim abi. Sonra gidelim suyu bir kapatalım orada. Suyu nasıl kapatacaksak bu arada. Suyu kapatalım derken muhtemelen hepsinin üzerine blok atacağım ve suyun akışını durduracağım. Çünkü başka yapabileceğim bir şey yok gibi duruyor şu aşamada. Ondan sonra gidelim şu şerit madeni tamamlayalım abi artık. 6 blok yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ondan sonra gidelim şu şerit madeni tamamlayalım. Çünkü kaç bölüm geçti artık, hani bu şerit madeni bir tamamlamak lazım. Şöyle kapatalım abi. Muhakkak zaten artık tavuk mavuk gelemez oradan. Suyu da kapatalım. Dostum bir saniye. Hoppa. Kapattık suyu. Tamam. Sen rahat rahat takıl burada abi. Ben sana arkadaş getireceğim. Ben sana arkadaş getireceğim. Şu aradan dereden çıkmaya çalışma bana yeter, tamam mı? Fazlasını istemiyorum ben. Şöyle hemen şu aşağı kapatalım. Burayı da kapatalım. Bu buradan geçemez herhalde ya. Büyük ihtimalle buradan geçemez abi şu aradan. Geçebilir mi lan yoksa? Deneyelim. Nasıl deneyeceğiz peki? Biliyorsunuz tavukları çekmenin en iyi yolu seeds'tir abicim. Bir tane seeds verir misin bana? Sevgili toprak. Heh, sevgili doğana. Neden bana bugün hoşgörüsüz davranıyorsun acaba? Şöyle yapalım abi. Gel. Gel gel gel. Gel bili bili bili. Bili bili. Ulan kaçıp gittim deme de bana. Koca oğlan. Şşt, bir bak hele. Alo. Daha önce hiç senin kadar vurdum duymaz birini görmedim, biliyor musun? Aa lan dur, ben sana CC basayım, büyüteyim seni, dur. Bekle. Yok geçemez abi ya. Zannetmiyorum yani. Şuradan geçer de tek bloktan geçemez herhalde ya. Şu yarım blok aradan geçemez herhalde. Geçerse artık oha. Yani oha yani. Bekleyin abi, ben o tavuğu bir büyütmekle uğraşayım. Ya şöyle bir 5-10 tavuk olduğu zaman kimi kandırıyoruz? 5-10 tavuk tabii ki yeterli olmayacak da. Babacım çok fazla aldık be. O şeyin yiyeceği kaç tane? 16 tane dursun da yanımızda. Ya kendimizi kandırmayalım şimdi. Tabii ki 5-10 tavuk yetmeyecek oraya da. Hani 5-10 tane tavuk olduktan sonra çok çok rahat hallederiz işimizi ya. Hocam bir bakar mısın, sana ne diyeceğim ben? Sen şey yiyor musun daha fazla? Şşt, pst pst gel. 16 taneydin, yarım büyüme, kafana tükürürüm seni. Barabara. Ulan yaptığım harekete bak ya. Tamam şimdi gidelim yumurta toplayalım, sonra artık şerit madeni tamamlayalım bir zahmet ya. Artık cevherlere falan ulaşalım abi. Merhaba, merhaba. Merhaba sevgili tavuklar, size bir sorum olacaktı. Çok önemli bir soru, hayati değerde bir soru hatta. Hepimiz bununla karşılaştık değil mi?
Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan? Zıkkımın dibi. Yani o soruya vereceğin en güzel cevap zıkkımın dibi. Kardeşim yumurtlar mısın rica etsem? Galiba yumurtlamayacağım. Bunlar böyle suda asılı kaldı da. Ya ben sizi içeri çekemez miyim acaba? O şeye çekemez miyim ki? Alana. Merhaba hocam. Deneyelim ya. Dur deneyelim abi. Ya çünkü bu şekilde üretim beklersek işimiz nanay ben size söyleyeyim. Pst. Gel 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 gel. Gel bakayım gel gel gel. Ulan ta ebesinin nikahındaymış benimki de. Gel la gel çekinme gel oğlum. Gel. Pst. Gelmeyecek misin? Abi bizim şey yapmamız lazım değil mi? İpe benzer bir şey yapmamız lazım. İp neyle yapılıyordu ya? Hocam merhaba. Çıkar mısınız su yüzeyine? Çıkar mısınız? Çiftleşebileceğiniz mi suda? İttirip yardımcı olayım mı? Hadi hadi hadi. Hadi başarabilirsiniz. Hadi başarabilirsiniz. Koçlarım benim. Koçlarım benim. Bu su alanı bizim bundan sonra şey alanımız olacak hocam. Bu su alanı bizim tavuk çiftliğini kurduğumuz alan olacak. Bekleyin lan ben burayı bir çitle çeviririm. Vallahi bak suda yaparız baba üretimi. Suda yaparız. İnanıyor musunuz bana? Ben inanıyorum size yaparız hocam suda. Suda yaparız her türlü üretimi. Şimdi şey yapalım önce bak şuraya bir basit altyapı tamam mı? Şuraya bir basit altyapı abi. Basitinden altyapı yapalım şuraya. Şöyle. Efendime söyleyeyim ondan sonra buranın etrafını bir çevreleyelim. Burası bizim alanımız olacak aslanlar. Burası bizim alanımız. Battara battara dıttara Hocam ondan sonra bak şu iç alanı daha suyla kaplayacağız. Bekle. Çıkmayacaksın değil mi oradan yukarı? Şşt. Arkadaşım azıcık ileri azıcık ileri. Yukarı çıkmak yok. Yukarı çıkmak yok. Suyun yukarısı pis. Şşt. Aşağı in bakayım. Aşağı in bakayım. Hatta şurayı bak iki birimle kaplayayım ben. Yavaş olacağınız sevgili dostlar. Yavaş olacağınız. Güzel. Ben ittirerek yardımcı olurum sizin çiftleşmenize. Siz yeter ki yavaş olun. Tamamdır abi. Şimdi ne yapacağız? Zaten tam yetti. Burayı kazıp su dolduracağız. Peki burayı kazıp nasıl su doldurabiliriz? Bizim kovaya ihtiyacımız var. Gidelim kovayı alalım. Allah'ım tam bir boş işler müdürüyüm ya. Vallahi tam bir boş işler müdürüyüm şu an. Ulan, ulan. Neyse abi işte oradan orada tavuk sayısı arttıkça yumurta sayısı da artacak. Oradan yumurtaları alıp alıp burada kıracağız. Burada kırdıktan sonra çiftliği buraya taşımış olacağız yani. Sonra hem oradakilerden yumurta elde ederiz hem buradakilerden yumurta elde ederiz. Yani olay bu kadar basit abi. Olay bu kadar basit aslında. Ben niye eve geldim bu arada? Şey işlemi için. Benim kovaya ihtiyacım vardı. Bunlar dursun üstümde ya. Şu kovayı alabilir miyim? Artık şerit madeni tamamlamak istiyorum. Gerçekten o kadar boş işte uğraşıyorum ki. Valla şerit madene zaman kalmıyor ya. Hoppa şöyle hafif kameraya aşağı indirelim. Ha bu arada arkadaşlar. Garip garip şeyler geliyor başıma son günlerde. Zaten biliyorsunuz benim hiçbir günüm normal geçmiyor da. Garip garip şeyler geliyor başıma abi. Farz misal. Bugün süt almaya gittim. Süpermarketten kendime süt alacağım abi bildiğin. Süpermarket de çok uzağımızda değil ama akşamın 11 miydi neydi saat? Burayı tamamlayamayacak değil mi? Hop tamamlayabiliyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar akşamın 11 miydi neydi saat böyle? Hani kendime süt almaya gittim abi. Adamın teki belli yani içmiş kafası gitmiş. Süpermarketin çıkışında benim elimde süt var böyle bildiğin süt içiyorum falan. Herif bana şey sordu. Bu hala kardeş dedi. Kaçak sigara satıyor mu? Oradan bakınca atırsızına mı benziyorum beyefendi dedim. Tabii ki adam ayyaş olduğu için duymadı hiçbir boku. Herifin kafa gitmiş yani. Herifin kafa ölmüş. Herif zihnen ölmüş zaten. Kendi öldüğünü kabullenmiş. Neyse hocam ondan sonra hı dedi böyle. O he anlamadım kafam güzel ifadesi zaten. Yok abi bir şey dedim ya. Hani yok ben satmıyorum dedim. O da şey dedi. Sen de zaten satacak güç yok dedi. Ulan ne alaka şimdi ben delikanlı olduğumu kanıtlamak için kaçak sigara mı satacağım? Neyse abi işte manyak herif herkesin götü kendini ilgilendirir falan demeye kalmadı adam devrildi. Ya adam devrildi derken yani dedi böyle bir raflardan birine tutundu dedim hadi Allah kolaylık versin. Adamın kafa gitmiş usta. Aha yumurta canını yerim. Yani ulan bir günüm normal geçmez mi ya? Zaten bizim semtin insanı harbiden içmeyi bilmiyor yani. Hani içki güzel bir şey değil yanlış anlaşılmasın burada kimseye için güzelleşin falan dediğim yok.
Ama babacım adamlar harbiden içmeyi bilmiyor ya. Herif duvara çarpıp duvara tokatlıyor. Böyle bak bak aynı fikir böyle. Çarpıyor duvara. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Bir de bir laf öğrenmişler şekil diye herif duvara tokatlıyor sen kime şekil yapıyorsun diye. Acaba. Acaba. Ay ay. Öyle işte arkadaşlar ya. Nerede oturuyor? Vallahi nerede oturduğumu çok merak edenler var. Hani söylediklerime inanmayanlar falan var. Beyler hiç güzel bir yer değil yani. Öğrenip ne yapacağınız oturduğum yeri. Bir de bireysel adres soranlar falan var. Adamlar bildiğin böbrek avı yapıyor ya böyle. Hani gidek de şu şişkonun böbreğini alak falan. Ulan hani buluşmaya falan çağırsalar neyse. Direkt adres istiyorlar abi. Adres ver. Şişko. Sanki gelip dövecekler. Ya dövüşmek isteyen varsa beklerim yani. Ama hakikaten ne dövüşmek isteyen varsa beklerim ya. Önceden beklerdim bundan 2 sene önce. Deli gibi vücut geliştirme yapıyordum ben. Ama sonradan valla YouTube beni sakinleştirdi ya. Böyle çok sakin bir insan oldum yani. Nasıl diyeyim size böyle. Hakikaten böyle YouTube beni sakinleştirdi. Hani kolay kolay sinirlenmeyen. Böyle kendi halinde sessiz sakin insan oldum be abi. Önceden çok şeydim böyle hani. Nasıl diyeyim. Çok deli dana gibiydim böyle. Okulda zaten sataşmadığım insan kalmamıştı. Şimdi daha bir sakinleştim. Hani sütümü içiyorum. Sabah gazetemi okuyorum. Emekli gibiyim anasını satayım böyle. Hani niye oraya emekli albay niye oraya park etmiş muhabbetine bağlayacağım neredeyse orayı. Olayı. Emekli gibiyim abi. Şimdi hocam buradan bir birim aşağı kazarsak yukarı sıçrayamam. O yüzden buradan kazmaya başlayacağız. Ve lav sesi duyuyorum. Lav sesi hiç iyi alamet bir şey değil. Ve ne yapacağız abi? Kazdığımız şeylerle şurayı kapatmaya çalışacağız. Ki şunu da yaptığımız zaman kapandı zaten. Yanlış yerden kapattığımızı fark ettim şu anda. Yalnız böyle şerit maden tekniği mi olur ya? Şu an şerit madenin ırzına geçtim galiba. Hocam bir saniye müsaade edeceğim mi ya? Hoppa. Şurayı da kapatalım. Ondan sonra. Ama iki blok oldu. İki blok oldu. Buranın bir altını da kazacağız hocam. Ondan sonracıma böyle 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 böyle. Ah bir kapatmakla uğraşalım mı şurayı? Şöyle kapatacağız. Böyle kapatacağız. Torçu kırıp yandan kapatacağız. Ha, ondan sonrası normal devam ediyor. Güzel. Kaçıncı kattayız peki biz? Eyvah eyvah screenshot aldım galiba. Kaçıncı kattayız biz? 24. kattayız. Anladım. 24. kattayız. Şuralara bir aydınlatma lazım. Buralara mı yapıyorduk böyle? Bir yanlarına mı yapıyorduk? İki yukarıya falan mı? Galiba böyle yapıyorduk ya. Yo böyle yapmıyorduk. Böyle yapmıyorduk. Pardon. 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 Bunun bir üstüne yapıyorduk. Çünkü buralara merdiven gelecek. Buralara merdiven geldiğinde Baba Fingo oluyor ışıklar. O yüzden yukarı yapıyorduk. Hatırladım. Şöyle devam edelim abi. 12. katta ben arama yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada normalde buralar hani dediğim gibi bir blok daha aşağı inecek ama malumunuz efendim. Malumunuz henüz merdiven getirmediğim için yanımda taştan merdiven getirmediğim için mecburiyetten bu şekilde ilerlemek zorundayız. Şimdi ne yapacağız babacığım? Şuradan kırmaya başlayacağız. Yani normalde aslında bir birim alt olarak hesaplayacağız ya. Ya bir birim daha aşağı olarak hesaplayacağız. Bunu yapmamam gerekiyordu sanırsam. Galiba bunu yapmamam gerekiyordu. Evet abi şurası bir birim aşağıdan inecek. Yani normalde kaçıncı kat yani? 20. kat. Daha biraz daha inecekmişiz. Abi şöyle bir şey yapalım mı ya? Ben buraya gideyim şeyden getireyim. Bu basamaklardan getireyim. O basamaklı bir şekilde ilerleyelim. Öteki türlü benim beyin hallaç pamuğuna dönecek. Bu arada güzel ayarlamışım değil mi? Geçen bölüm üstünde durdum mu bilmiyorum da orayı güzel ayarladım abi. Güzel oldu ya hakikaten. En azından şimdi şey ihtiyacımız olmaz abi. Hem odun hem de kömür ihtiyacımız olmaz. Çünkü odun kömürü üretebiliyoruz bildiğiniz gibi ora sayesinde. Odun kömürü üretir mis gibi hayatımıza devam ederiz abi. Şöyle bir şey yapsak kardeş. Nasıl oluyor? 40 tane yeter herhalde. Ekmekleri yiyelim. Depodan mı yiyelim abi yenilerini mi toplayalım? Ya şahsen ben şu sıra biraz havuç tüketmek istiyorum. Bayağı bir havucum var zaten. Havuçları toplayalım. Ondan sonra geri ekelim yerlerine. Kalanları yiyelim abi. Kalanları yiyelim.
Ya o sırada zaten buğdaylar falan da anca kendi kendini toparlamış olur. Sürekli tarla ekim biçimle uğraşmaktan kafayı yedim artık. Ya dediğim gibi abi tam oyunda da emekli havasındayım. Normalde de emekli havasındayım. Tam emekli gibiyim ya böyle. Sürekli çay içiyorum falan. Abi çay dediğim şey ne kadar güzel bir şey ya. Böyle içtikçe içirtiyor, içtikçe içirtiyor. Çok zararlı diyenler de var da çayın ne zararı olabilir abi? Zaten markete bir girdim. Çocuk çikolata istiyor ama zararlı o. He anasını satayım kanser yapıyor. Ama zararlı. Annesine bir baktım çocuğu psikopata bağlatacak yani böyle çocuk. Ya hani şey böyle her şey zararlı. Cips acıs öcü. Cips öcü mü lan? Abi insanlar da artık ne yapacağını şaşırmış. Ya mübarek hani her diyetisyen dinlenmez ya. Sen gidip Canan Karatay'ı dinlersen o çocuk bir hafta sonra yaşamaz. Ömrü bir haftalık onun. Canan Karatay dinlenir mi diyet konusunda? Şey diyor abi kadın. Şeker diyor çocuklar meyve suyu diyor çocukların uyuşturucusudur diyor. O zaman hepimiz bağımlıyız lan müptezeliz abi. Ben bile meyve suyu içiyorum ya. Şeftali aromalı meyve suyu içtim diye müptezel mi oldum ben şimdi? Ya Rabbel alemin. İşte böyle her televizyona çıkanı dinlerseniz abi o çocuğun ömrünü kısaltırsınız ben size söyleyeyim. Bir kere çocuk hayatından mezar abicim. Hayatından mezar ya. Bu ne lan böyle yaşayacaksak olmaz olsun böyle hayat diye. Bu arada bir yerden zombi sesi geliyor ya. Zıkkımın dibi. Aha. Aha bulduk baba. Aha bulduk. Merhaba hocam. Merhaba. Ananı abi özür dilerim ya. Vallahi artık benim bu çok mu küfür etmeye başladım? Ne yaptım? Anlamadım da ama şey yani. Abi çekinilmeyecek bir şey değil ki. Bildiğim bir blok daha atlasam babayı yedik ya. Bir blok daha atlasak bildiğim babayı yedim ya. Abi şerit maden yatar. Şerit maden yatar. Çok güzel bir şekilde yatar hem de. Evet hocam. Evet anladım. Buradan dik devam edip oradan şerit maden kazmaya çalışsak falan. Ya baba niye benim böyle açtığım yerde maden açacağım yerde böyle bir şeyler oluyor? Niye hep benim şansıma? Neden ben hep çok şanssız bir insan olmak zorundayım? Niye ya? Niye abi? Niye sanki ben büyük bir günah mı işledim acaba? Benim mi haberim yok işlediğim günahtan ya? Bak o demirler de düşecek alamayacağım. Ben de düştüm demirle birlikte çok güzel. Çok güzel. Bu kadar şanslı olmak zorunda mıyım acaba? Ya babacığım bir şey soracağım. Hakikaten şu demiri niye alamadım? Onun sebebini anlamadım ama. Ah. Abi hakikaten böyle önemli bir şey sormak istiyorum ya. Aslında sizin için önemsiz ama benim için önemli bir şey. Andeziklerle şurayı kapatalım. Bu arada niye dudağımı ısırıyorum? Hiçbir fikrim yok abi. Dim. Tamam. Işıklandırmayı da adam akıllı yaptık. Buradan iki birim gidiyor abi. Buradan devam edeceğiz artık. Artık buradan devam edeceğiz. Şu yanlara da çiti çekelim baba. Oh çok güzel çit çektik. Böyle iki birim. Mis oldu mis mis. Şu yanları kapatalım bari en azından ya. Komple kapatmayacağız tabii ki. Komple kapatmayacağız. Kaçıncı kattayız hocam? 17. kattayız. 12'ye kadar ineceğiz biz. Ya baba yeter artık şu zombilerin omurtusundan gına geldi ya. Neyse ben neden bahsediyordum işte çocuğa diyor o zararlı bu zararlı aman çocuğum yeme çocuğum falan filan. Ya abi bizim toplumun anlamadığı bir şey var galiba. Uzun yaşayınca mutlu yaşamıyorsun. Ya şahsen sizin fikriniz nedir bilmem arkadaşlar ama ben hani böyle ot gibi yaşayıp uzun yaşayacağıma hayatımı deli dolu yaşayıp kısa yaşamayı tercih ederim. Yani deli dolu yaşamaktan kastım ne? Hemen şey yapmasın böyle bazı arkadaşlar direkt olayı farklı noktaya çekiyor. Farklı noktaya çekmeye gerek yok abi. Deli dolu yaşamak ne? Hayatımda neyden keyif alıyorsam onu yaparım abi. Olay bu kadar basittir yani. Hangi şey bana keyif veriyorsa, ne bana keyif veriyorsa ben o keyif aldığım şeyi yaparım. Bu arada buranın yukarısını kapatacağım. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Nedense yukarısını kapatmak istiyorum. Çünkü her an tepeme bir şey inecekmiş gibi geliyor. Anormal bir şekilde. Yanlardan kapatacağım abi. Yani yanlardan kapatacağım. Şöyle şey yapalım. Hatta şu yukarıdan da alıp öyle kazmaya başlayalım aşağı doğru. Buradaki parçaları da oraya aktarırız nasıl olsa. Şöyle, 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 şöyle. Hocam yeter ya. Zombi sesinden gına geldi. Yemin ediyorum yeter ya.
Har 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 har. Ne var zıkkımın dibi? Oradaki ironlar için oraya kadar çıkmam ben. Yani arkadaşlar ben böyle hayatımı deli dolu yaşamayı tercih ederim ya. Ya neyden zevk alıyorsam abi ben şu an bu bilgisayarın başında sizinle vakit geçirmekten zevk alıyorum. Bunu yapacağım abi. Ya bunu yapacağım yani. Ben bilgisayar başında sizinle vakit geçirmekten zevk alıyorsam bunu yapacağım. Kimsenin ne dediği beni ilgilendirmez. İnanın eğer zerre umurumda değil. Sanki herkesin hayatı dört dörtlük de bir benim hayatıma karışmaları kaldı. Ya da efendime söyleyeyim ben abi kebap yemekten zevk alıyorsam gider kebap yerim. Gider kebap yerim yani. Hani yok sağlığa zararlı. Ulan sağlıklı olacağız diye ot gibi mi yaşayalım ya? Vallahi anlamıyorum abi. Şahsen ben sağlıklı olacağım diye ot gibi yaşama taraftarı değilim hocam. Neden keyif alıyorsam onu yaparım. Neyden keyif alıyorsam onu yer içerim. Yani icabında işte şişko muyuz? Şişkoyuz abi ama sıkıntı değil ya. En azından hayatından keyif alan bir şişkoyum arkadaş. Sürekli 7-24 şikayetlenmiyorum yani. Bir bakıyorum abi herkes hayatından şikayetçi. Herkes hayatından şikayetçi. Herkes de şey olmuş böyle hani yoda usta olmuş anasını satayım. Herkes ermiş gibi böyle çok affedersiniz. İşte ben de zamanında senin gibi sağlığıma da dikkat etmezdim. Hani bunu diyen amca da şey böyle çok şişkosun diyor bana. Ben de zamanında senin gibi sürekli yer içerdim. Sonra işte kendime dikkat etmeye başladım. O yüzden bu yaşıma kadar geldim diyor. Lan bu yaşına kadar gelmişsin de amca dedim. Kafanda saç yok, ağzında diş yok. Allah aşkına bir siktir ol git. Bana tavsiye verme. Emin olun ayar oluyorum abi böyle insanlara ya. Adamın kafasında saç yok, ağzında diş yok. Gelmiş bana ben uzun sene yaşadım diyor. Uzun sene yaşamışsın ama. Ot gibi yaşamışsın be babacım ya. Ot gibi yaşamışsın böyle. Saksı bitkisi gibi yaşamışsın. Bitkiye de yemini suyunu ver. O da yaşıyor. O da yaşıyor. Yani yaşamak dediğin nedir ki? Yaşıyor. Seni yaşamayı bir başarı olarak kabul ediyorsan çok üzgünüm dedeciğim. Yaşaman bir başarı değil. Şuraya bir dal şey atalım. Ya yaşamam bir başarı değil yani. En azından hayattayız be baba. Bu da bir başarı kafasında ilerliyor herhalde dedemin mantığı. Üzgünüm dedeciğim. Üzgünüm yani. Bu arada buralarda slime falan var herhalde de. Zombi sesleri yemin ediyorum beynimi düdükledi ya. Vallahi beynimi düdükledi ya. Zararsız yaratıklar, ortam çevre düşman yaratıklar. Kapat babacım kapat ya. Yemin ediyorum beynimi düdükledi. Ulan dışarı çıktıkları ettikleri de yok. Şu şeyleri alalım yani. Anladım abi. Önüne gelen de tavsiye verir olmuş. Kardeş zayıflamak istiyorsan ekmeği kes. Ya bir git başımdan dede. Sen de yaşamak istiyorsan sus. İki tane çarpacağım öleceğin anasını satayım ya. Yaşamak istiyorsan sus sen de. Bu arada şerit madende çift kazma olayı yoktu değil mi? Tek şeritten giriyorduk. Galiba tek şeritten giriyorduk abi. Neyse ben şu redstone'ları toplayayım da. Ya redstone'dan sistemler yap işte çok basit oynuyorsun dediniz de hocam ben Minecraft'ı kendimi bildim bileli basit oynuyorum ya. Hiç benim redstone devresi kurduğuma falan şahit oldunuz mu? Buralar şimdi abi bak şura bir numaralı maden, şura iki numaralı maden. Sadece madenlerin girişine koyalım bence torçları. Ondan sonra ilerleyelim abicim. İlerleyelim. Madenlerin girişine torç atmak neye yarar? İşte daha çabuk şey yaparsın ya. Daha çabuk keşfedersin maden olayını. Şimdi ne yapıyoruz abi bak. Burası aynı tamam mı? Kazdığında zaten bu noktayı görüyorsun. Şuradan kazacaksın ki hani bak buradan kazarsan çünkü yine bu noktayı göreceksin. Yine bu duvarı göreceksin. Bu duvarı görmeyeceksin abi. O yüzden buradan kazacaksın. Ben kime öğretiyorsam bu arada çaktırmayın. Biraz kaptırmışım kendimi. Nihayet şerit madene başladık değil mi ya? Şöyle bir açalım abi. İlk başta üçer maden açalım sonra yavaş yavaş genişletiriz onları ya. Hoppa üçer maden demeye kalmadan çok güzel bir şekilde demirleri bulduk abi. Demirleri hüplettik. Asıl amacımız nedir abicim? Asıl amacımız iron bulmak. Bu arada orayı kapatmasaydım keşke. Çünkü muhtemelen orayı kazacaktık biz. Aynen öyle. Muhtemelen değil orayı kazacakmışız. Neyse abi şöyle şey yapalım ilerleyelim. Ya şimdilik işte sağ tarafa 3 sol tarafa 3 yeterli olur ya. Buradan böyle 2 birim gir. Evet burayı kapatmama gerek yokmuş. Buradan böyle 2 birim gir. Abi kulağım acayip kaşındı ya. Kulağım acayip kaşındı. Hoppa. Hah tamamdır. Abi. Wow 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 wow. Oh shit.
Tamamdır abi. Üçer tane maden açtık şimdi. Aşağımızda da bir lav hattının olduğunun bilincine varmamız lazım. Peki ben burayı neden kazıyorum? Niçin kazıyorum? Çünkü ben burayı kapatacağım dayı. Kapatacağım abi. Şöyle bir lavlardan elimizden geldiğince kurtulalım. Tabii ki oradaki redstone bokuna oraya kadar ilerlemeyeceğim. Hayır, ilerleyeceğim. Kimi kandırıyorum ki? Ben bir maden açayım. Ama ben buranın tamamını kapattığımda burada herhangi bir ışık kalmayacağından dolayı oraya torcumu ataraktan aydınlatmamı sağlıyorum. Ve bu sayede kısa vadede de olsa lav tehlikesini atlatmış oluyorum abi. Güzel. Güzel. Ya ben onu çok o insanlara hastayım ya böyle. O insanlara hasta değilim de ayarım yani böyle. Herifin kafasında saç kalmamış, ağzında diş kalmamış gelmiş tavsiye veriyor. Onun neyi neyse sanki. Ondan sonra parklarda, bahçelerde falan ben parkta oyun oynamaya gidiyorum. Adam bana şey diyor. Baban sana çok mu yediriyor? Çok yediriyor. Parası var ki yediriyor. Aç köpek. Senin açlıktan nefesin kokuyor. Kendine bak vitaminsiz yavşak. Bir de çocuğuna bak. Çocuğu da vitaminsiz. Öyle bak. Bunların çocukları hep vitaminsiz olur abi. Böyle gelip hani laf edenlerin çocukların alayı vitaminsizdir. Bak böyle baba alayı vitaminsiz. Potasyumdan eksik falan böyle. Baba bak sümüğümü yedim diye. Hani bebeler öyle dolanır ortalıkta. O da çocuk yaptım zanneder işte zavallım ne yapsın. Öyle abi öyle bu konularda sinirliyim ben ya. Bu konularda gerçekten sinirliyim var ya. Bu sadece bizim memlekette var. Şimdi tutup da niye kendi memleketini kötülüyorsun, niye Türkiye'yi kötülüyorsun falan demeyin. Yani Türkiye'yi kötülediğim falan yok. Olayı farklı noktalara çekmeyin hocam. Bu arada Diamond mı şu? Sanki ben yerde bir Diamond gördüm gibi. Wow. Şurayı kapatabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu arada Diamond falan değil, değil mi? Bildiğin Obsidian o ya. Bildiğin Obsidian. Hayal kırıklığına uğradım. Ve neden benim kazdığım maden sürekli bir şey olmak zorunda ya? Sürekli bir olay çıkarmak zorunda? Ah, dediğim gibi hocam olayı farklı noktaya çekmeyin. Kötülüyorsun falan demeyin yani. Bunlar gündelik hayatta yaşanan şeyler. İnsanların birbirlerini kıskandıkları, hasetten çatladıkları yer bizim memleket yani. Kimse kusura bakmasın şimdi bunu dedim diye. Açıkçası kusura baksa da umurumda değil. Çok güzel yanlarımız var ama maalesef çok kötü yanlarımız da var. Ya çok kötü yanlarımızdan kastım. İşte herkes değil tabii ki. Her sakallı deden olmadığı gibi benim anlattığım gibi de herkes kötü insan değil. Şöyle bir şuraya da torç atalım. Benim bu arada var ya sürekli ben ne zaman sohbet etsem Minecraft'ta ortalık farklı yönlere çekiliyor ya. Farklı şeylere gidiyor. Aa merhaba. 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 Bir düzgün yol tahsis edecek misiniz acaba bana? Ben bir kazsam burayı. Yalnız var ya bunu bütün şeritlerde yaşayacağız biliyorsunuz değil mi? Bütün şeritlerde biz bu problemi yaşayacağız. Şurayı rahat kazabilirim sanırsam ya. Ya şerit madenlerin tamamında biz bu problemi yaşayacağız anladığım kadarıyla. Düzgün ilerleyemeyeceğiz. Burada zaten kaybolma riski çok fazla değil de lava düşme riski var. Ve lan yanımıza bir kova su alsaydık keşke ya. Aman be abi. Aman be abi. Keşke yanımıza bir kova su alsaydık. Çok affedersiniz götümüze gireceği zaman direkt çıkarır suyu dökerdik be. Hocam şimdi bunları almanın basit bir yolu vardı. Evet ama ben heyecan yaptım. Sorun ne? Az önce niye düşmediğine dair hiçbir fikrim yok bu arada. Ne yapalım abi? Gravel'ları verir misin canım? Andezitleri de kullanalım. Gravel'lar, andezitler falan. O zaman ağırlıklı olarak andezit kullanacağız hocam. Ah. Abi ben bu sorunu tüm madenlerde yaşayacağım değil mi? Yapma ya. Hakikaten yapma ya. Ya ben bu sorunu tüm madenlerde yaşayacağım galiba. Ve abi ben niye böyle beşli ilerliyorum ya? Üçlü ilerlesene. Şu üçlüyü ilerlet. Devam et ya. Geri kalanını boş geç. Abo. Ben kendime iş çıkarmaya alışmışım anlaşılan. Rahat duramıyorum böyle başıma iş almadığımda. Abi döşe döşe döşe. Yalnız biz zeminin bir üstünü daha döşemek zorundaymışız. Vay anasını. Vay anasını. Hocam şu gravel'ları alabilir miyim ben?
Muhtemelen Gravel'larla döşeyeceğim diyecektim de olayı. Anladım beyefendi. O iğrenç görüntüyü ortadan kaldırabilir miyiz? Teşekkürler. Granitleri de şey yapalım. Abi bu ne biçim bir çile ya? Şerit maden çilesi yemin ediyorum ha. Aa, başka bir şey değil ayol. Çile. Bildiğin çile ya. Redstone'u gördüm de o Redstone için hiç uğraşamam ve gözünüzü seveyim burada bir elmas falan kaçırdın demeyin bana hani. Harbiden diyorum elmas melmas umurumda olmaz ben burayı yeniden kazmam. Ben burayı yeniden kazmam yani onu belirteyim de. Abi şimdi ne yapacaktık biz ya? Bir saniye şu aşağıyı bir dolduralım mı? Önce bir aşağıyı dolduralım. Ulan şerit maden başıma iş açtı ya. Kardan çok zararı oldu. Tamam. Şuraya da bir torç at. Yaratık maratık spawn olmasın. Kapa tepeyi. Güzel güzel şerit madene devam abi. Şerit madene devam. Ulan fazla da uzaklaşamamışız ha. Böyle iki adım atmışız cortlamış mekan ya. Abi ne uğraştırdıysa artık. Hadi bakalım gittiği yere kadar gideceğiz artık. Umarım güzel bir şeyler çıkar ya. Ha, şu kadar şeyi kazdığıma değecek bir şey çıksın lütfen rica ediyorum. Artık gerçekten çok rica edeceğim beyefendi. Altın mı? Güzel alırız. Altın alırız abi. Altın güzel. Demir golem falan mı yapsam acaba bir sonraki bölümde? Ama demir golem için bal kabağı gerekiyor ve ben hiç bal kabağı göremedim ortalıkta. Bal kabağını geçtim daha biz patates bulamadık ya. Birkaç zombiyle uğraşsak da patates matates alsak. Bu arada o zombi seslerinden hakikaten başım düdüklendiydi ya. İyi ki kapattım başımı çükerttilerdi zombiler. Zombi sesleri. Bu arada bir saniye bir kaydımı kontrol edeyim ben. Hop. 31 dakikam olmuş. Abo ben dalmışım ya. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.